Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Custom Array Adaptör'le bayraklar örneğimize devam edeceğiz. Hatırlarsınız en son bütün tanımları yapmıştık, verileri çekmiştik ve artık adaptörümüzü tanımlayıp işte verileri okuyup satır satır list view'u oluşturmaya sıra gelmişti. Şimdi problem şu ki daha önceki örneklerimizde hatırlarsınız Array Adaptör dedikten sonra şöyle string diyorduk. Daha sonra adaptör deyip işte new array adapter deyip ilgili parametreleri veriyorduk. En son mesela şu sondakini yapmıştık ama hani adaptörlerle ilgili en karmaşık örneğimiz buydu. Context için this'i veriyorduk. Daha sonra benden satır satır ekrana çizilecek layout'u istiyordu. r.layout.tek satır diyordum. Daha sonra o tek satırlık layout'ta, yani şurada okuyacağı verileri yazacağı text view'u tanımlıyorduk. r.id.textview diyelim mesela. Ve son olarak da bu text view'a verileri okuyacağı string'i veriyorduk ki o da ülke adlarıydı. Daha sonra da ne yapıyorduk? Bizim ana liste ya da neydi ülkeler listesi nokta set adaptör deyip adaptörümü atıyordum. Şimdi burada problem şu ki ben eğer bunu yaparsam şöyle düzenleyelim. Şunu da şöyle çekelim. Şunları şöyle aşağı alsam okunur mu? Evet. Ben şimdi bunu yaparsam tamam ülke adlarından alacak ülke ismini okuyacak ve text view'u atayacak. Text view ne burada benim? Şuradaki ülke adı dediğim alan değil mi? Tamam çok güzel. Peki buradaki text tanımını nasıl okuyacak? Çünkü ben bununla ilgili herhangi bir şey yazmadım buna. Buradaki bayrağı nereden alacak? Hani bunun verisini de ben buna vermedim. İşte buradaki standart array adapter'ın tıkandığı nokta bu. Hani tek satırlık bir alan varsa sizin okumak istediğiniz bunu kullanabilirsiniz. Eyvallah. Ama birden fazla ki bizim örneğimizde biz 3 farklı yerden veri okumamız lazım. Gördüğünüz gibi bayrak ayrı geliyor. Ülkenin adı ayrı geliyor. Tanımı ayrı geliyor. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim artık kendi array adapter'ımızı yazmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu buradan alacağım. Şunu şuradan kestim. Yeniden kullanılabilirliği de arttırmak adına bunun için ayrı bir sınıf yapacağım. Bunu anlayın, anlamayın ki anlamanızı tabii ki tercih ederim. Bunu siz başka bir list view'da da çok rahat kullanabileceksiniz. Şimdi bunun adını ben diyorum ki Emre Adaptör olsun. Kendim bir isim verdim buna. Gördüğünüz gibi ayrı bir sınıf açıldı burada. Ve şimdi burada şunu şöyle yorum satırları içine koyayım. Yani bu bizim ana array adapter'ımız. Şimdi ben bu yaptığım sınıfı bu ana sınıftan türetmek istiyorum. Extends array adapter tipi de string olacak. Bunu yaptık. Bu avaz avaz bağırmaya başladı. Diyor ki bana bu sınıfın diyor default bir constructor'ı yok diyor. Bunları Java derslerinde detaylı bir şekilde anlatmıştım ama hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Default constructor siz bu sınıftan herhangi bir nesne yarattığınızda ilk çağrılacak olan sınıftır, metottur ve şöyle sınıfınızın adıyla birebir aynı olur. Şöyle açarsınız. Şöyle bir metottur diyebiliriz buna. Daha sonra şimdi buna bir süper diyerek süper anahtar kelimesi de ne işe yarıyordu? Kalıtıldığı sınıfın metoduna gidiyordu ve biz bunun default constructor'ını şu an overwrite ediyoruz. Yani yeniden tanımlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki array adapter benden ilk olarak bir this. This dediğimiz burada neydi? Context değil mi? Bu benden bir context değeri istiyor. Ben şunu şuraya gelip bir tane context nesnesi tanımlıyorum. Context C diyorum. Sınıfı import edeceğim. Alt Enter. İlk önce ben bu C'yi gönderiyorum. Daha sonra ne gönderiyorduk?
göstermek istediğimiz layout'u gönderiyorduk. Tek satır. Daha sonra ülke adlarını gönderiyorduk. ID nokta. Yani ülke adlarının gösterileceği text view ve son olarak da ülke adlarını göndermem lazım. Tamam. Ama burada gördüğünüz gibi bunları tanımlarken bir sıkıntı yaşamadık ama şu an ülke adları burada tanımsız. Çünkü benim bunu parametre olarak buna göndermem lazım. Ülke adları diye. Şimdi diyeceksiniz ki sen Emre adaptör diye bir şey bile tanımlamadın. Yani bunlar buraya nasıl geldi? Şimdi arkadaşlar biz bunu şu an yapıyoruz ama daha bununla ilgili herhangi bir nesne yaratmadık. Hatta şu an bir sıkıntı yok. Şöyle göstermek adına buraya gelip demin ki array adapter benim işimi görmemiş diye işte ben o yüzden ne yaptım? Emre adaptör yaptım. Adapter diyelim. New dedikten sonra Emre adaptör diyorum. İşte ben burada şuradaki konteksi ben buradan this diye göndereceğim buraya. Daha sonra göndereceğim şey ne? Ülke adları değil mi? Ülke adları burada ne? Şurada tanımlanan ülke adları. Gördüğünüz gibi umarım şimdi biraz daha anlaşılır olmuştur. Ben burada bir sınıf oluşturdum. Burada da bu sınıftan bir nesne oluşturdum. Ve bunun constructor'ına bunları yazdığım için benim bunları burada parametre olarak göndermem gerekiyor. Buradaki this geliyor buradaki kontekste. Buradaki ülke adları da buradaki string olarak buraya geliyor. Ve ben bu ülke adlarının ve kontekstin bu sınıfın diğer yerlerinde de kullanabilmesi için şurada boş nesneler yaratıyorum. Context diyelim buna, C diyelim. Ve bu sınıftan nesne üretildiğinde ne diyordu? Constructor'ım çalışacaktı. Super'in altına diyorum ki this, yani bu sınıftaki C, yani şuna context diyelim, diğerinden farkı olsun. Bu sınıftaki context şuraya parametre olarak gelen C'ye eşit dedi. Aynı şekilde şuraya string ülke adları diyorum. Aynı şekilde bu sınıftaki ülke adları da şuradan gelen parametreye eşit. Ülke adları. Şurayı isterseniz siz de bir daha bir çalışalım. Şimdi dediğim gibi bir sınıf oluşturdum. Ve ben buna konteksimi ve ülke adlarını yani bu sınıfta tanımlı olan ülke adlarını gönderdim. Artık bu nesne bunlardan haberdar. Bunu oluşturur oluşturmaz bu sınıfın bu constructor'ı çalışıyor arkadaşlar. Yani şurası. Konteksi gönderdim ve dedim ki şuradaki oluşturduğum konteks var ya işte bu şu sınıftan gelen kontekse eşit. Yani bu sınıftaki konteks şuraya parametre olarak gelen C'ye eşit. Aynı şekilde bu sınıftaki ülke adları da yine buraya parametre olarak gelen ülke adlarına eşit dedim. Yani ne yapmış oldum? Şu sınıflar arası veri alışverişini yapmış oldum. Aynı şekilde benim nasıl ki burada ülke adlarına, tanımına, ülke adlarına ihtiyacım varsa ülke tanımlarına ülke tanımlarına ihtiyacım var. Ve bunu yine bilebilmesi için benim bunu parametre olarak göndermem lazım buna. String ülke tanımları diyelim. Ve yine aynı şekilde this nokta ülke tanımları parametre olarak gelen ülke tanımlarına eşit. İşte bu parametreyi de biz nereden gönderiyoruz? Buradan gönderiyoruz. Bakın bağırmaya başladı. Eksik çünkü. Gördüğünüz gibi C'yi gönderdik. Ülke adlarını gönderdik ama ülke tanımlarını göndermediğimiz için karşı tarafta karşılığı olmuyor. Tanımları dediğimde buradan gönderdiğim veriler şu an burada işlenecek duruma geldi.
Ve son olarak da imajlarımız vardı bizim. Onları da hatırlarsanız integer bir dizide tutuyorduk. Resimler diyelim. Ülke tanımları dedikten sonra buraya da integer resimler, dizileri bu şekilde de gösterebiliriz. Resimler mesela dizisi diyeyim, belki aradaki farkı çok daha iyi anlarsınız. Diyorum ki bu sınıftaki resimler eşittir şuradan gelen resimler dizisine eşit. Resimler dizisi. Yine dediğim gibi buradaki resimler dizisini de bu yine kızaracaktır. Çünkü daha göndermedik onu. Biz de burada resimleri nerede tuttuk? Bayrak resimleri isimli dizide tuttuk. Şu an bu Emre adaptörün bütün verilerimle ilgili bilgisi var. Şurada yaptığım işlemleri, şuradaki parametreler sayesinde ben bunun içine göndermiş oldum arkadaşlar. Şimdi peki buradaki bu süperi niye yaptık dediğimiz gibi array adapter'ın kendi constructor'ına gittik. Ya sırf gönlü olsun diye. Hani bunu daha önceden yapıyorduk ya zaten. Sırf gönlü olsun, hata vermesin diye bunu yaptık. Ama dediğimiz gibi bu da bizim işimize yaramıyor. Bizim işimize yaraması için bir tane bizim getView diye bir metodumuz var. Array adapter'ın şöyle tıkladığımda bunu override edeceğim. Override ne demek? Zaten tanımı olan bir metodu kendimize göre uyarlamak demek. Yani onun parametrelerine bağlı kalarak biz burada ilgili işlemleri yapacağız. Peki nedir bu getView? GetView metodu sizin bu listenizdeki öğeler oluşturulurken her biri için çağrılan bir metot. Yani sizin burada 20 tane elemanınız varsa buradaki getView metodu 20 kere çalışır ve her seferinde şuradaki parametrelere göre ekrana üyeleri tek 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 yazar. Mesela Türkiye için position 0'dır. Şuradaki convert view'un ne olduğundan daha sonra bahsedeceğim. Bir de parent'ımız var. Onlara göre yaratılır. Daha sonra position 1, 2, 3, 4 diye böyle aşağı doğru gider arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Bu videoyu kesmeyeceğim. Hepsini bir kere de anlatmak istiyorum. Şimdi benim burada yani liste elemanları her yaratılırken gösterilsin diye bir layout hazırlamıştım. Hatırlıyorsunuz tek satır diye. Benim bunu buraya almam lazım. Bu işlemler için biz ne yapıyorduk? Ayrı bir derste de bahsettik bundan. Layout inflator sınıfından faydalanıyorduk, değil mi? Inflator diyorum. Bunu dedikten sonra ne diyorduk? Ya get layout services diyeceğiz ama burada çalışmıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bir kontekstime erişmem lazım. Benim buradaki kontekstim şurada tanımlamış olduğum kontekst. Gördüğünüz gibi bunu burada tanımlamamın sebebi bunun içinde de kullanabilmem. Bunun burada değil de burada tanımı olsaydı sadece bu metod içinde geçerli olurdu ve ben bunu başka metotlarda kullanamazdım. Get System Services dedim. Daha sonra da context.layoutInflator Service diyerek bunu başlatıyorum. Burada bir typecasting işlemi yapıyoruz. Bunlardan bir daha bahsetmeyeceğim. Anlamayan arkadaşlar Layout Inflator ile ilgili videoyu izlesinler. Bunu yaptıktan sonra inflator.inflate diyerek şu metodu belki yine hatırlarsanız. Inflate ne işe yarıyordu? XML'deki layout'u view tipine dönüştürüyordu, değil mi? Benden iki tane parametre istiyordu. Birinci parametre dönüştürmek istediğiniz layout. İkinci parametre ise onun parent'ı. Inflate dedim. Hatta en son şunun üzerinde defalarca durduk ve bunu kullanacağım ben burada. Önce dönüştürmek istediğim layout nokta tek satır. Çünkü bu liste her oluşturulduğunda ben bunu ekrana bastırmak istiyorum. Bakın Türkiye ülke adı tanımı değil. Sadece şu layout. Öyle düşünün. Daha sonra burada view group dediği ne? Şuradan bana parametre olarak gelen parent. Bu da aslında listView'un kendisidir. Daha sonra da bir false değeri yazıyorduk. Dediğim gibi buraya niye false yazdık, niye true yazmadık bunları
Layout Inflator'da bahsettim. Ama şuradaki parent benim list view'umun kendisi oluyor. Neden? Çünkü şu layout her yaratılıyor ya ve bir bu adaptör neye yarıyordu? Bunları oluştur. Benim list view'uma, main activity'deki list view'a bastır. Değil mi? O zaman bu bunun parent'ı olur. Bunun parent'ı olur. Biz niye diğerini false verdik? Bakın ne demiştik? O zaman bunun bir üstündeki sınıfın layout params özelliklerini alması için false verdik. Zaten örnek bittikten sonra siz bunu gidip true yaparsanız uygulamanız kapanacaktır. Düzgün çalışmayacaktır. Bunun burada false verilmesinin sebebi de budur. Zaten sırf bu satırı anlatmak için layout inflator ile ilgili ayrı bir video yapmıştım. Evet. Inflate ettik. Bu bana bir tane view tipinde bir değer gönderecek. Ve bu tek satır. Yani şu tek satırı şöyle tek satır olarak aldı ve benim view tipimdeki tek satır isimli değişkenimi atadı. Şimdi bu tek satırın içinde ne var sizce? Sadece ülke adı mı var, ülke tanımı var, bayrak mı var? Hepsi var. Yani şuradaki kodların hepsi var. Aslında relative layout'umuzun kendisi var. Ama bunun içinde bunlar da olduğu için ben artık bunun içindeki her bir öğeye tek tek ulaşabilip kendi bilgilerimi bunun içine yazabilirim arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi. Benim bakın şöyle göstereyim. Tek satır nokta. Find view by id dersem r nokta id nokta. Gördüğünüz gibi imaj view'uma ulaştım. Bunu ben alayım. Şurada bir tane imaj view nesnesi oluşturayım. img. Şöyle tek satır diyelim açıklayıcı olsun. Eşittir dedim. Sonra burada bir typecasting işlemi yapacağız. Yani o relative layout'un hepsini okudum ve içinden dedim ID'sine göre image view olanı getir buna at. Attı. Bu içinde benim bir tane text view'um vardı. Nedir bu da? Ülke adı tek satır diyelim. Yine tek satırlık yani şuradaki view nokta find view by id dedim. R nokta id nokta text view bakalım bir daha emin olalım. Şuradaki ülke adının değeri neymiş? Gördüğünüz gibi text view 2 dedik. Bunu da yine typecasting işlemine tutuyorum. Ve bir de ülke tanımları vardı. O da bir text view. Ülke tanım tek satır diyorum. Bunu da dedikten sonra şuradaki inflator'dan dönen view'u ben şu an parçalarına ayırmış oldum. İçindeki her şeye ulaşmış oldum arkadaşlar. Şimdi kendi isteğime göre ben bunları istediğim bilgiyi atayabilirim. Çünkü dediğim gibi bu getView metodu her öğe için tek tek çalışacak. İlk önce mesela position 0 için çalıştığında ne yapması lazım? Ülke 1'in bayrağını getirip onun tanımlarını. Position 1 için bu, position 2 için bu. Şimdi bunları yapmak için ne yapıyoruz? img tek satır nokta. Buna ben resim atacağım. Set image resource diyorum. Ve benim resimler diye bir dizim vardı, değil mi? Resimler. Resimlerdeki hangi öğeye gitsin? Şuradan gelen position'a. Yani sırası. Aynı şekilde ülke adı tek satır nokta set text diyorum. Bu sefer de neye gitsin? Şurada tanımı olan ülke adları dizisine gitsin. Ve position değerine gitsin. Aynı şekilde ülke tanım tek satır nokta text
setText diyorum. Bu sefer de ülke tanımları dizisine gitsin. Onun da position'ına gitsin. Böylece her çalıştırıldığında, şimdi listemiz boş. Sıfırıncı eleman yazdırılmak istendiğinde bu WGET view çalışacak. Position'da şu an sıfır var, değil mi? Şunun ne olduğundan bahsetmiyoruz. Parent'ımız da bizim list view. Gidecek arkadaşlar. Öncelikle bu tek satırı şuradaki tek satır XML'i çevirdi ve tek satır diye bir değişkenin içine attı. Bunun içinde benim şuradaki bütün layout'um var. Relative layout'um. Yani içinde bayrağın resmi ve yazıların olduğu layout'u bir satır olarak okudu. Daha sonra ben oradaki öğeleri tek tek aldım. Bayrağı image view'un içine, ülke adını buna, ülke tanımında buna attım. Ve diyorum ki bayrağı sen git resimler dizisindeki position'ı sıfır olan resmi koy. Ki Türkiye bayrağı. Ülke adına git. İşte o ülke adları dizisindeki sıfırıncı elemanda ne vardı? Ülke 1 vardı. Tanımına da ülkenin tanımı 1'i koydu. İkinci elemana geçtiği zaman bu sefer buradaki position ne olacak? 1 olacak. Otomatik oluyor bunlar. Bu sefer bayrak yerine gidecek başka ülkenin bayrağını, yani dizideki ikinci elemanı koyacak. Aynı şekilde ülke adları ve tanımlarını da o şekilde yapacak. Böylece 20 tane eleman, yani buradaki get view 20 kere çalışmış olacak. Umarım anlaşılmıştır. Bitti mi işimiz? Bitmedi. Son olarak da get view her çalıştırıldığında benim geriye göndermem lazım. Yani bütün bu işlemleri şu tek satırın üzerinde yapıyoruz ya. Tek satırı geri göndermem lazım. Böylece bütün liste oluşturulmuş olacak. Ve son olarak da ne yapmam lazım? Benim ana listeme, ülkeler listesine nokta set adaptör diyerek bu kendi yarattığım Emre adaptör tipindeki nesneyi yollamam lazım. Böylece bir hatamız yoksa başarıya ulaşmış olacağız. Bir bakalım. Bu daha önceki örnek. Evet arkadaşlar, uygulamamız açıldı ve istediğimiz sonuca ulaştık. Gördüğünüz gibi 20 farklı veri var. 20'sinde de farklı yazılar var. Bunları tamamen kendi yazdığımız ve değiştirdiğimiz diyelim array adapter sayesinde yapmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Anlamayan arkadaşlar istediği soruyu sorsunlar veya işte tekrar izlerlerse de eminim anlaşılır olacaktır. Bundan sonra yapacağımız birkaç örnekte de bunun üzerinden gideceğiz. Hatta ve hatta öncelikli olarak yapacağımız şey bundaki bu performans, yani dediğim gibi 20 tane öğe var, bakın kasıyor. Öncelikle bunun performansını arttırmaya çalışacağız. Optimize edeceğiz bunu. Daha sonra da kullanacağımız mesela grid view'u işleyeceğiz. Onda da buna benzer örnek yapacağız. Hani şey yapmasınlar, yılmayın. Anlamadıysanız da eğitime devam edin. Eminim ilerleyen videolarda çok daha anlaşılır gelecektir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşürüz.